Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bana göre çok hoş bir ders. Ama muvaffak olabilirsek inşallah sizin de halisiyetinize. Böyle eğer becerebilirsem çok ilginç bir yer. İnsan, insanla alakalı katılımcı olabilirsiniz yani. Mevzuyla alakalısınız. Bütün dertlerin, bütün sıkıntıların dermanı da diyebiliriz. Nedir o? Her şeyde bunu kullanıyorum. Birinci pergeli, neyi çözmek istiyorsan, pergeli insana koy. Kendini tanıyacaksın. Kendini tanımadan bir şeye hakim olamazsın. Tanımadığın şey senin kontrolünde değildir demektir. Tanımıyorsun. Kendini tanıyacaksın. Kendin et ve kemikten ibaret olmadığını, et ve kemik, yani zahirde odundur ama duman ve nurdur aslında. Yani odun gibi gözüküyor. Et ve kemiğe büründüm, Yunus diye büründüm diye var ya. Evet. İnsan bu değil. İnsan bunu kullanıyor. Şu atı kullanıyor. İnsan bu değil. Eğer insan derken bunu kastediyorsan öleceksin. Ölüm pençesinden kurtulamayacaksın. Eğer bedeni kastediyorsan. Külür nefsin zayikatını. Ama eğer ben derken neyi kastediyorsa, mesela ruhu kasteder, ölmeyecek. Teris olacak. Ben olan beni kastediyorsan ruhun da arkası, onda zaten böyle bir öyle bir problemi yok yani. Orası, burası. Şaşırıyor zaten. Neresi yani? Onunla alakalı bir yer. İnsanı tanıma. İnsan Allah'a ayna. Üç cihetle. Ben üçüncüsünün ikincisini okuyacağım. Üç cihetle ayna der. Bir okumayacağım. İki okumayacağım. Üçün İkinci ayna darlığını okuyacağım. Hemen bir aynaya gireyim. Mustafa hocam, bu sana ayna mı gözüküyor mu? Gözükmüyorsun. Evet abi. Burada gözükmüyorsun abi. Mertibatta. Çünkü evet. Ayna değil yani. Ayna değil. Evet. Çünkü doludur. Evet. Ayna demek kesiktir. İçi boş olan, hiçbir tanımlamaya barındırmayan, vasıflanmamış, seni vasıflandırmak için. Dolmamış, seni doldurmak için. Kendisini göstermiyor, seni göstermek için. Ayna odur. O zaman ayna olur. Doldurursan içini, ayna değilsin. İnsanın vacibi vücudu aynadır. Anladık mı şimdi? Eğer Allah'ın için gözükmüyor veya Allah'ın için muayyen değil, her şeyi gösteren kendisi gözükmemesi lazım. Bütün renklerin sahibinin rengi olmaması lazım. Evet. Bütün şekillerin sahibi şekli olmaması lazım. Hocam şimdi fark ettim. Sen de hoş geldin. İnan şimdi fark et. Kusura bakma. Allah bütün renklerin sahibi değil. Evet, o zaman hangi renge girecek? Allah bütün şekillerin sahibi. O zaman hangi şekle girecek? Bütün sıfatların sahibi. Hangi sıfata bürünecek? Bunlardan biri olması lazım. Masa yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Şimdi insan aynedir. Böyle yapı. Ama biz aynelikten çıktık. Doldurmuşuz içimizi. Ve böyle olmuşuz. Göstermiyor ki kendini. İçini doldurmuşuz Mustafa Hocam. Evet. Bak. İnsan Allah'a aynı darlığın bir, iki atla, üçün biri de atla, ikiyi okuyorum. Şuunat-ı ilahi aynı darlık eder. Ne demek o? Bak insan denilen et kemik mi bakalım. Yani kendi hayatı ile Zat-ı Hayyu Kayyum'un hayatına işaret ettiği gibi. Hayat. Maddede olup, madde olmayan. Bak maddede olup, maddede tanımlanamayan, ancak vasıflarıyla varlığı bilinen, hayat deyince yeme, içme, üreme, dolaşma zannediliyor.
değil işte. Hayat nedir? Allah'ın dışında, ilk önce şu misali vereyim ki bu anlaşılsın. Meyveyi, meyve sıkacağına koyuyorsunuz, posasından suyu çıkartıyorsunuz. Özdür. 18 bin alemi makineye koyun. 18 bin alem, Allah'ın dışında her şey. Özünü alın. Çıkan hayat. Ne hatırına geliyorsa, arş-ı azam, nef-i mahfuz, ağaç, gülüs, alem-i erbah, alem-i insan, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, nef-i mahfuz, domuz, yılan, çakal, kedi, köpek, kadın, erkek, hepsi hulasa. Hulasa, hepsinin özü ve hulasası. Hayat. Hayatı sana vermekle neyi vermiş oluyor? Hulasa sende ise detay da sendedir. Çekirdeği cebinde mi? Ağaç da sende. Tamam bak. Özü sende mi? Yani Almanlar şöyle yapıyor. Şili'de tamam. Ve Güney Amerika devletlerinde meyveleri çok ucuz alıyormuş. Oradan meyve getirmek pahalı. Sıkarsa da pahalı. Orada sıkıyor, damıtıyor, suyunu döküyor. Özünü getiriyor, getiriyor almaya. Ne kadar miktar su gerekiyorsa orada açıp açıyor. Özü ondan. Buna da %100 diyor. Tamam mı? Şimdi aynı bunun gibi 18 bin çeşit meyvenin özü. Damıt bir parça. O sensin. Dünyada çözüleceğiz. Açacağız. O kuru da yenmiyor. Kuru kuru. Ama suyla da aslı gibi oluyor. Tam aslı olmasa bile. Şimdi insana hayatı vermişse hayat neyin hulasasıysa onu da vermiş oluyor. Çekirdeği cebindeyse çıkacak ağacı da vermiş oluyor. Hey çekirdeği verdin bari meyvesini de ver, odununu da ver, yaprağını da ver, kütüğünü de ver demiyorsun. Hepsi içinde. Yani kendi hayatıyla zat-ı hayyumun hayatına işaret ettiği gibi şimdi daha ileri gidiyor. Seni yarattı ama donmuş hayatsın. Biraz daha öse gidiyor. Kendi hayatını işaret ettiği gibi kendi hayatında inkişaf eden sen İşitme, basar, görme gibi duyguların vasıtasıyla Zat-ı Hayyu Kayyum'un sen ve basar gibi sıfatlarını aynedarlık eder bildirir. Cenab-ı Hakk'ın Allah nasıl bir şey? Bilmeyiz ki Allah vacibül vücut varlığın arkasında ama varlığın içinde. Varlığın hem sebebidir hem sonucudur Cenab-ı Hak. Onun için varlığın içinde o şey muayyenleşemez, tanımlanamaz. Evvel ahir. Sahip var. Evet, olduğu için. Şimdi Allah mutlak ve muhittir. Nasıl bir şeydir? Ha görüyor. Hiç hayatında görme bilmiyorsun, amasın. Allah görüyor. Sana söylüyorlar. Nasıl anlayacaksın? Ha böyle değil ama görüyor işte. Bir ipucu var. Ben bir taraf görüyorsam Allah'ın tarafı yok. Başka bir görmek de vermiş bize. Uykuda görüyoruz, göz kapalıyken. Başka bir göz var, Mehmet abi de var. Bildiğim için söylüyorum. Nedir o? Esnaflık gözü. Başka bir göz. Mesela kapıdan birisi girse, kapıdan bir müşteri girse, alacak mı, almayacak mı? Mal mı soruyor, fiyat mı araştırıyor, cebine parası var mı, yok mu? Yüzde kaç da anlarsın Mehmet abi, bu adamın cebine parası var mı, yok mu? Alır. Biz de anlarız. Bu adam girişinden anlarız. Bu adam dinlemesinden biraz ehliyse şöyle dinleyen vesaire. Hepsi bizi açık ediyor. Karşıya tanımlıyor. Ben buyum. Ha? Şimdi Allah mutlak ve muhitti.
İnsan Allah'ı aleminde muayyenleştiriyor ve casusluyor. Allah basardır. Allah semidir diye casusladı. Allah'ı adeta tövbe buraya taşıdı. Allah'ın ne olduğunu buraya taşınca kendi aleminde tanımlamaya kalktı. Allah semi ve basirdir. Tamam. Böyle tanımlıyor. Daha ileriye gidecek. Çünkü insan bir saraydır. O sarayın bir yerde geçiyor bak lemalarda. Onu okuyayım. Çok ilginç bir yer. Bak. Sen kimsin? Öyle ölümle mölümle öyle korkacak adam değilsin. Ölüm zaten neyle meşgulsun? Ne ölümü ya? Aynı olmaya çalışacaksın. Bunları tanımlamaya, bunları merak etmeye, bunları aleminde uyandırıp tanıklık ve şahitlik yapmayla meşgul olacaksın. Niye böyle şey, avam gibi zahirdeki kefenle toprakla meşgul oluyorsun? Kendinle meşgul ol ya. Bunların arkasına geçeceksin. Bak diyor ki, çok ilginç ama. Diyor ki, her bir hayvan öyle bir kas-ı ilahidir ki, hususan insan. Bak saraya bak. Şu 18 bin alemi nasıl koymuş bak orada. Abidin hocam. O kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir insan. Niçin? Ve bu insan denilen sarayın, bu insan denilen bir saray var. En harika mabet de insandır, Kabe değildir. Kabe'yi anlamlandıran, kıymet veren de insandır. İnsanı çekip çıkarsan Kabe başka yerden farkı yoktur. Kabe'de dolaşanlar, Mehdi abi, tavaf edenler ve o tavaf edenlerin meyil, arzu ve isteklerini Hacer-ül Esvet'e elimi süreyim diye olmasın, Hacer-ül Esvet diğer mermerlerden farkı yoktur. Oraya anlam yükleyen insandır. İnsanların anlamlarını bir yere topladığı için o çok caziptir. İnsanlardır o da. İnsanı kaldırsan hiçbir anlamı yok. Bak insan denilen şu saraya bakın. Çok garip ama. İnsan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alim ervahtan. Taş. Bu sarayı yapacaksınız. Taş. Bir kısım taşlar alim ervahtan getirilmiş. Bir kısmı alem imsalden getirilmiş. Taşlar konuluyor. Bir kısmı lef-i mahfuzdan. Sarayı. Diğer bir kısmı da hava aleminden. Nur aleminden. Anasır aleminden geldiği gibi. Böyle sarayı yapmış. Şimdi içine program yazacaklar. Bu flash bellek olamaz. Yükleyemez. Flash bellek kendisine ne yapacaklarsa o tür maddelerle konmuş. Şimdi insana yüklenecek mana itibariyle böyle maddi bir saray. İnsanın bir kısmı taşları alim ervahtan, alim-i misalden, alim-i manadan, lef-i mahfuzdan gelmiş. Niye gelmiş? Niye inşa edilmiş? Şunun için. Hacat-ı ebedi uzaymış. Yazılımına bak. Öyle bir şey istiyor ki dibi yok. Haddi yok. Yazılıma bak yani. Basit bir şey. Öyle bir cihaz yapın ki iştahı, isteği, arzusu, merakı bitmesin. Böyle bir program yapacağız. Hacatı derken abi ihtiyaçları mı, istekleri mi? Hacatı ikisi de şey yapıyor. Kapsıyor değil mi ikisini? Kapsıyor. İhtiyaç isteğini yapmıştır. Eyvallah. Bu sefer isteğine de ufuk açmış. Çünkü talep olmayan bir şey isteği yok. Eyvallah. Ebedi istiyoruz. Bizim hacattır artık. Yani insanın fıtratına da. Peki o sorun hatırlatırsan bir yerde okuyacak bu soruya ait. İnşallah. Hacatı ebede uzanır. İhtiyaçtır ahiret. Allah ihtiyaçtır. İnsanın en büyük ihtiyacı Allah'tır. İnsanın en büyük ihtiyacı Allah'tır. İnsanın ikinci ihtiyacı ahirettir. Çünkü hayatı anlamsız kılar ahiretsiz hayat.
caiz değildir, haramdır, ayıptır, günahtır, olmaz ya gibi tanımlamalara anlam yükleyip hayatımızı istikamete koyan iman-ı bil ahirettir. Kaldırın ahireti, anamdır, bacımdır, yoktur, etektir, helal haram yoktur. Sana helal haram deyip hayata istikametini koyan ahireti imandır. Ayıptır ya, günahtır ya, deme ya, olmaz ya, ya vefadır ya, akrabadır ya. Dettiren iman-ı bil ahirettir. İman-ı bil ahiret hayat anlamlandırmasıdır. Kaldırdığın zaman öyle bir şey yoktur. Söyleyin bakayım hayatınıza ne anlam katacak? Neresi katacak ki? Efendim gavurlarda bu yok. Dinlerden kalmış kalıntılarla gidiyor. Var ya. Var. Hacatı ebedi uzanmış. Yani Allah ihtiyaçtır. Düşün ya, nasıl bir yazılım ya, nasıl bir sistem ya. Kendimi kendimle tanıyorum. Bugün bir ders vardı da dersin bir parçası şuydu. Aklımla, aklımın arkasına nasıl geçerim? Yani dinlemeni isterdim Mustafa. Hayır, çok 12 dakikalık bir ders. Aklımla, virgül, aklımın arkasına nasıl geçerim? Çünkü geçemezsem aklımın en büyük belası... Aklımdır. Düşüncelerim benim belam olur. Yani bir makine düşün ki kendisi kendisine beladır. Kendisi kendisini yiyor. Kendisi kendisinden elem alıyor. Tersi de var. Kendisini kendisi taşıyor. Kendisi kendisini taşıyor, anlamlandırıyor. İnsanın en büyük zevki de kendisinden aldığı. Kendisinden aldığı zevk en büyük zevktir. Hacatı ebedi uzanmış. Emelleri semavat ve arzın atlarına intişar etmiş. Emeller nedir? Emel. Ne diyebiliriz Mustafa Hoca? Emel. Emel. Arzular, istek. Meyilleri. Nereye yapmış? Şu Sure Dağların arkasına doğru. Meyli, yani akıcılığı, hissiyatı varlıkla tanımlanamıyor, cevaplanamıyor. Emel, böyle. Karşıtı olmadan bizde uyanmayan. Mesela şöyle diyeyim. Karşı bir taraftan sinyal olmadıkça bende böyle bir şey olmuyor. Emeller. Emeller semavat ve arzın atlarına intişar etmiş. Geçmiş. Yani isteklerini cevaplayacağız ama Hakan isteklerini cevaplayacağız insanın ama yok burada. Abi şöyle diyor. Birinci anlamı şu. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek. Meyil. Evet. Başka bir anlam abi. Ümit, şiddetli arzu, hırs, tamam, bu şekilde gidiyor. Evet, bu. Bu, bakın o eldir yani Mustafa. Emel eldir, el. Şöyle de diyebilirim. Murat, bir ip attım tutar mısın? Tut abim. Tuttun mu abi? Tut. Şimdi siz onu görmüyorsunuz, ortada perde var. İp gergindir, tut abi, gergin. Şimdi siz onu görmüyorsunuz ama benim ipimi görüyorsunuz. İp gergin mi abi? Gergin. O zaman perdenin arkasına bir yere bağlı demektir. Öyle değil mi? Evet. Şimdi, asılı kalmaz. Efendim? Havada asılı kalmaz. Kalamaz. Yani. İki şey arasındaki gerginse iki şeyi gösteriyor. Şimdi bizde bir his var. İp. İster iptir. Şu dağın tepesine bu şey atıyor. Ne diyorlar ona? Kalat. Bir atıyorsun. Ondan sonra yürüyorsun. His bu iptir. Ahiret o tepe. Yani insandaki emel devamlı canlı. İstekler. Beka istiyoruz. İstemeyen var mı? Sonsuzluk istiyoruz. İstemeyen var mı? Bir anda her yerde olmak istiyor. İstemeyen. Hastalık ne istiyorsanız. Bu emeldir. Bu devamlı canlı ve gergindir bu. O zaman öyle bir yer var.
Orası bağlı oraya. O ip oraya bağlı değilse bende gerginlik olmazdı. Yani ip elimde gergin. Eğer ip gerginse oraya bağlı. Beka istiyorum, ip düşmemiş, ip gergin. Adet orası diyor ki, evet burası. Evet burası diyor. İmdat bağırıyoruz. Varlık diyor ki, hikmet lisanıyla, ne istiyorsun? Beka istiyorum. Varlık kafa aşağıda. Bir yerden ses geliyor, bende var, bende var. Yani nokta istimdat denilir ahirete. İsteklerimize, imdatlarımıza verilen cevabıdır. Bende var diyor. Yani karşı yere bağlı olmasaydı, elindeki ip gergin olmadığı gibi, isteklerimin karşılık bulmamış olsaydı, istekler canlı ve diri olmazdı bende. Emellerim canlı ve diri. Rabıtaları, bağları, alakaları, dünya ve ahiret edvarına dağılmış bir saray acip ve bir kası gariptir. İnsanın rabıtalar ve alakaları. Şimdi ayrımınızda alakanız yok mu? Rabıta yok mu? Var. Bir alaka var. Alaka. Mesela anne çocuk anne karnında, rahimde alaka. Kampeltisi değil o. Yani çamaşır ipine çamaşır, mandalla alaka olmuş. Yapışmış. Yapışmış, asılmış. Bağlı. Alaka. Bağ demek, bağ. Şimdi biz böyle buradayız ama nasıl ki ailemizde kayınpeder bakanlığıyla, kayınbirader bakanlığıyla, baba bakanlığıyla, anne bakanlığıyla, hanım bakanlığıyla, çocuk bakanlığıyla bir sürü bakanlıklarla alakamız var. Bu kadar bağ. Şimdi ebeden bağımız var. Hiç kimse inkar edemez. Hastalık istemiyoruz. Ölüm istemiyoruz. Dert istemiyoruz. Bunlar hep bağ. Ve canlı. Her anda canlı. Kalkıp da uyuduk, kalktık, ah bağ gitti. Öyle bir şey yok. Gecede, gündüz hep canlı. Ne kadar sağlam bir bağ. Hanımınla bir bağın bitebiliyor. Çocuğunla bitebiliyor ama ebedle bağ biten yoktur. Sonsuzlukta bağ biten yoktur. Elma ile bağ vardı yemesin. Olur, o kadar şiddetli değil. Ama İnsanın en büyük bağı ölüm meselesini çözmesidir. İnsanın en büyük problemi ölümdür. Beni alakalı her daim ediyordu. Yemek yerken de hanımla da beraber iken de. Hepsi her şeyi anlamlandırıyor. Hayatını ya zehir yapıyor ya pasaport dayanıyor. Bir de bu isteklere Mustafa hocamız sorusuyla bu isteklere de bak ne yapmış? Orası. İnsanda bir donanım var. Bu emellerini bir de türevleriyle katlamış. Bak nasıl katlamış. Acayip bir şey yapmış ya. İnsan gariptir. İnsanın cihazatça zenginliği şu sırdandır ki o emeller vardı ya, istekler, arzular, talepler, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, istekleri, özellikleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. Hayvanlarda da fıtraten beka istiyor çünkü ölmek istemiyor, kaçıyorlar. Hani ağaçlar da öyle. Hemen hayata şey yapıyor, hemen o dalını bırakıyor ağaç. Koparıyor, hayatiyetine devam ediyor. Bak da ağaç kuruyor, hayatiyetini kökten başka bir şekilde götürüyor. O da bir sanki direniyor. Yine beka arzusu değil mi abi? Beka arzusuna kaynaklanıyor. Fakat insanda akıl ve fikir sebebiyle bu istekler, emeller, arzular artık had ve hesaba gelmez şiddetinde katlanıyor bu isteğin şiddeti. Akıl ve fikir sebebiyle. Çok acayip. Bir insan ders yaparken veya öğretmenseniz, ders yaparken veya birisi konferans verirken gömleğini böyle çıkarıp şey yaparsa içine giriyoruz demektir. Bu olay için demiyorum da hani şey yapıyorsa giriyoruz yani. Sen başta yapmışsın onu. Sen başta yapmışsın. Allah Allah. Akıl ve fikir.
yaşadığımız hayatı fark etmiyor. Şu anda kullanıyorum hayatı, hayatın farkında değil. Hayatın içindeyim. Nasıl bir göl ki, nasıl bir okyanus ki, şu anda yüzdüğümün farkında değil. Hayatı kullanıyorum, ruhu kullanıyorum, at gibi. Ben kimim ya? Hani diyor ya, ruhunuzu kirletmeyiniz. Ben kimim ya o zaman? Ruh değilsem ben kimim? Onunla alakalı bir cümle var abi. Bir Mısra Bercesi var hayalinin. Ol mahiler ki derya içredir de deryayı bilmezler. Ya derya içindedirler. Deryayı bilmezler. Deryayı bilmezler. Acayip bir şey ya. Ben kimim ya? Kadıköy Belediyesi'ni tertip etmiş oldum. Kelam konferans ve seminer panelinde 3 tane felsefecinin yanında bir tane de ben konuşmacı beni seçmişlerdi. Orada bununla alakalı bir şey söylemiştim. İşte kelam nasıl çıkıyor anlatmak için benim gömleğim, gir içeriye benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, o ben diye kim? İşte o nasıl bunları aktif ediyor, kelama nasıl dönüşüyor onu anlatıyordu. Baktım önümde Kayseri plakası 38 yandı. 38. sırada birisi soru sormak istiyor. Onaylarsam önündeki mikrofona konuşabiliyor, herkes duyuyor. Dedi ki, mikrofonda seyyarda var. Sayın konuşmacı, o zaman ben bu değilsem, ben ruh değilsem, o zaman ben kimim dedi. Müsaade ettim, soruyu sordu. Ben kimim dedi. Hep de böyle normal adam değil tabii. Böyle bu tarzda felsefeyle meşgul olan, bu işte alakalı yazarlar, çizenler bulunuyor. Ben kimim o zaman dedi. Ben bu değilsem, ben bu değilim. Bana ait, bana ait, bana ait, gömlek bana ait, gir içeriye, atlet bana ait, beden bana ait, hayat bana ait, hayat bana ait, akıl bana ait, benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum diyen ruh değil. O zaman ben kimim? Tabii 38'e cevap verdim, bu loş bir lamba var, hiç unutmuyorum. Adamı görmüyorum. Dedim hangi sıradaydı dedim. Elini kaldırabilir mi dedim o şahıs. Baktım elini kaldırdı. Seyyar mikrofonu aldı. Adam zannetti ki kafama vuracak. Aldı elimden. Kürsüden indi. Öyle bir merak saldı ki her tarafı. Sessizlik. Ben kimim o zaman dedi. Zannetti ki konuşma orasına bostu falan. Adam mikrofonu da aldı. Yavaş yavaş. Adam ne sordu? Kaçırma onu. O zaman ben kimim? Yanına kadar gittim. O zaman 52 yaşındaydım. 52 seneden beri ben de onu arıyorum dedim. Canında dedim ona. Oradan demedim. Ve acayip olmuştu. Herkes de öyle olmuştur zaten. 52 seneden beri ben de onu arıyorum. İnsanın... Bulundu mu hocam? Aranan bulundu mu? Yok. Yok. İnsanın en büyük problemi de odur. Beni aramasın. Neyle? Benle. Aklının arkasına geçmeye çalışması diyebilir miyim? Evet. Bugün işte sen dersen orasına gelmedin ya belki de duydun onu. Duydun belki. Aklımla, aklımın arkasına nasıl geçerim ki aklım başıma bela olmasın. 17-12 dakikalık bir dersti. Çok güzeldi. Hapishanede yazmıştı. Allah Allah. Bu olayın değil, bu mekanın değil. Aklım beni izaç ediyor, eziyor baktım oklava gibi. Beni perişan ediyor. Maziyi önüme koyup istikballe malzeme yapıyor, hamur yapıyor. Mazi ile geleceği hamur yapıp hazırda bana fatura çıkarıyor. Dedim bu aklın izacatından, eziciliğinden... Aklın arkasına nasıl geçer? Sorusundan o cevap. İlginçtir. Şimdi gelelim Mustafa Hocam'ın sorusuna. Akıl ve fikir sebebiyle bu emellere, istidat ve kabiliyetlere ufuk açmış. Katlamış. Artık nihayet yok. Akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. İnkişaf hocam şu. Okuan... Bunlar inkişaf. İnkişaf.
İnbisat ise benim sesim gibi kuşatarak geliyor. Yani hepsini kucaklayarak. Miraç hem inkişaftır hem inbisattır. Noktada noktaya inkişaf. Bütünsellik inbisat. Bak boşuna kullanmamış. İnkişaf ve inbisat peyda etmiş insan. Bak şimdi insana bak. İhtiyacatının kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyatlar peyda olmuştur. İhtiyaç çok çeşitli. İhtiyaç o kadar çeşitli ki. Hassasiyeti çok talep etmiş. En ufak bir şeyle etkileniyor. Bir laf söylersin, iki sene sonra önüne koyarlar Mehmet abi. Sen iki sene önce böyle demiştin. Sığır'a bir laf de, hemen biraz sonra ya o sığırcım ne haber lan aşağı otur, hiç umurunda değil. Abdus Samet Kur'an okusun sığırın yanında, hiç. Bir tanesi türkü söylesin, hiç. Hiç, niye? Sığır olduğu için. Onun için anlam yoktur. Anlamı, eşyaların sesleri, vasıfları anlamlandıramayan da böyle oluyor. Böyle olduğu için hayvandır. Hayvan olduğu için böyledir. Şimdi gelelim o şey, esas gelecek konu bu şimdiye kadar konuştukları malzemeydi. İnan malzemeydi. Onu anlatabilmek için bunları anlatıyordu. Çok ilginç ama. 354. Çok hoşuma gidiyor Risale'nin. Böyle. Ufuk. Doymayaz, bitmez bir ufuk açıyor. Her okuşta farklı anlıyor. Hamdolsun. Şimdi diyor ki 352. Duygular vasıtasıyla zat-ı hayyu kayyumun sen ve basar sıfatların aynı darlık eder bildirir. Tamam abi, tamam. Hem insan hayatında bulunan İnsan hayatında, hayat derken sakın ha bu beden değil. Bedende olup beden olmayan. Her şeyi vasıflandırdığı anda kendisi vasıflanamayan. Neydi hayat? Bir daha. 18 bin alemi meyve sıkacağı alete koyduk. Meyve suyunu alırız gibi 18 bin alem Allah'ın dışında bütün alemleri meyve sıkacağına koyduk. Arş-ı Azam, Refi Mahfuz, Alem-i Erva, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Domuz, İlan, Kadın, Erkek hepsinin özünü aldık. Yani bu hayat. Hayat vermekle tanımladığı, taşıdığı, hulası olduğu bütün alemleri de sana taşıdığı. Hayatla sana taşıdı. Öz. Tamam mı? Hayat bu. Şimdi onu kaçırmayın diye. İnsan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen daha. His ve hassasiyet suretinde galyan eden ve kesetli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla Zat-ı Hayyu Kayyum'un şuunat-ı kutsiyesini aynı darlık eder. Mesela diye söyleyecek nedir diye. Mesela yok. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Meselasına bak işte. Bak insan kimmiş? İnsan denilen şu meçhul muhabbet. En kutsi ibadet ruhun bedendeki kıyamıdır. Ruh bedende kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Ya. İnsan hayatında bulunan 18 bin alemin hulasası olan yani o öz o hayatında bulunan fakat daha bizim üreme tarlaya sahip çıkma malına sahip çıkma Mehdi abi çoluk çocuğun evine bir şey yapmak, vefa ödemek, saygı göstermek, bunlar basit. Daha hiç dokunulmamış tarlaların var. Öyle tarlaların var ki Mehdi abi senin, hiç gitmemişsin. Hiçbir şey ekilmemiş. Bilmiyorsun ne ekileceğini. Nasıl bir toprak da belli değil. Yani kullandığımız o cevher itibariyle, sistem itibariyle sanki hiç kullanmamışız. Devede bir kulak ya, devede bir kıl ya. Hakikaten kıl yani. Bak şimdi. Hayatında bulunan fakat inkişaf etmeyen ve hassasiyet suretinde galyan eden böyle tencereyi koyarsınız ocağın içine, üstüne hiç ateşi görmeyeni gösterirsin. Ateşi altını gösterme. Su kaynarsa biraz önce düzgündü ve durgundu.
Karıncalanmaya başlar ya. Tomurcuklanmaya başlar. Su ısındı değil mi Mehdi abi? Ondan. Bu ısındı ne demek ya bilmiyoruz ki. Suya, suyun içine mi girdi sıcaklık? Sıcaklık ne demek? Su ısındı ne demek? Kim hoca bunlara bak? Kime öğretmeni değil mi? Yani bilmiyoruz, neticeye bakıyoruz değil mi? Ne diyorlar? Elektron şimdi hareketliliği. Yoksa su, suyun içine mi girdi sıcaklık? Ne oldu buna? Ne karıncalanıyor? Niye elektronlar hareket etmeye başladı? Nasıl hareket etti? Tamam, sıcak değil mi? Ha, ya bizde de öyle. Bir şeyler oldu. Terlemeye başladı. Tansiyon yükseldi. Şehvetimiz arttı. Kan hareket etmeye başladı. Lan ne oluyor? Değil mi? Şimdi galyan eden ve inkişaf etmeyen kesretli olan çok ince hayatı duygular var. Manalar ve ister inkişaf etmeye başlıyor. Allah'ın zat-ı hayy kaymine. Aynı darlık ediyor. Mesela nedir onlardan birkaç tane? Bazılarına şahitiz. Bazılarına bu 5-6 tane 7 tane sayacak. Ondan sonrası sonsuz zaten. Haber aynı bunun gibi denecek. 7 tane sayacak. Artık 7 tanesi de en dipten sayacak. Soğan kabuğu gibi cücüğüne geçelim. Ya merkezden dışarıya çıkacak ya kabuktan içeriye. Bakayım hangisini yapacak. Mesela o hassasiyet içinde sevmek. Madde sever mi? Seviyorum seni. Hayırdır. Sevmek ne demek ya? Madde de olur mu? Madde de ama madde değil. Seviyorum seni. Niye seviyorsun? Ne kadar kuvvetli bu? Karşılık görmeyince intihar edecek kadar. Kendisini ortadan kaldıracak kadar değerli bir şey. Sevgiyi kaldırın. Hayat durmaz mı? Hayat anlamını yitirir. Karısı kocasını sevmez. Aile hayatı olmaz. Birbirine değer vermez. Sevgiyi düşün. Kaldırdığın zaman ne olur? Sevgi. Bitti. Bak bir tane bu. Hayata ne kadar lazım? Ama madde midir? Kilosu var mıdır? Hacmi var mıdır? Yok. Nerededir? Hayattadır. Bedende gözükür. Ama beden değildir. Ama beden maddiyatla açılıyor değil mi? Sevgi, özelliği onunla açılıyor. Anlam kazanıyor. Mesela çekirdek. Yazılımı çekirdek değildir. Toprak da değildir ama toprakta ortaya çıkıyor. Dahilik ediyor ona. Evet, dahilik ediyor. Besliyor. Bak çekirdekteki program. Yeni bir program yazılmıyor toprakta. Var olan programa güneş, hava, toprak, su malzeme oluyor. Malzeme oluyor. Anahtar. O kadar yani. Onu açıyor. Ne var içinde yazın? Sevgi de böyle. Ama maddede gözüküyor. Birincisi bu. Sevgi. Peki o kadar değerli ki ortadan kaldırdığın zaman hayat anlamını bitiriyor, çöküyor. Dünya hayatı çöküyor. İki. İftihar etmek. Ailevi sorunların en büyüklerinden bir tanesi. Ya takdir etsene kardeşim. Esnafsın. Ciğeri 5 para etmez o malı aldı diye. Hoş geldiniz, iyi günlerde kullanın. Güle güle. Ben onun onda birini hanımına yaptım. He? İyi masadasın. İyi masadasın. Pazarlamacıydım zaten. Yahudi öğretirdi bana ortaokuldayken. Bir mal sormaya kalktı mı Perşembe pazarında? Sakın malın fiyatını ve onunla mal satmaya kalkma. Onu dükkanda bir dinlenmesi için bir sandalye, bir soğuk su vermeye çalış. Abi bir otur. Ya tamam bu ne kadar? Tamam abi bu kolay. Hele bir sandalye otursana bir dinlesene bak nereden su olmuş. Bir soğuk suyu mu iç ya? Oturttun su verdin mi? Tamam bitti o senin. Kafese girdi ya. Evet. Kalkamaz o. Çünkü niye? İnsan iltifata köledir. İltifat mafi ihtiyaç. İltifatın kölesidir. El insanu abidul ihsan. İnsan İsa'nın kuludur. Kölesidir. Bağladı seni.
İnsan ya Allah. Fesva. İyi ki insanım. Köpek olsaydım köpek olduğumu bilmeyecektim. En büyük eksiklik de o. Köpek köpek olduğunu bilse, hayvan hayvan olduğunu bilse kafayı yer ya. Birincisi sevmek. İkincisi iftihar etmek. Üç, memnun olmak. Memnun ol. Allah da seni memnun et. Bak memnun olunca madde, madde memnun olur mu? Olmaz. Ama memnun olunca ben duygum, suratım gülüyor. Memnun olmadı mı? Suratım asıyor. Madde değil ama maddede ortaya çıkıyor. Lan lan suratı nasıldı lan? Mahkeme duvarı gibi diyoruz ya. Nasıl maddeyi değiştiriyor? Mesela gülmek. Madde değildir. Ama bu ağzı açmış. İçtir göster. Arkadan hükme diyor. Bedeni değiştiriyor. Aa gülme bak bak Mustafa'ya bak. Gülme bak. Değişti değil mi? İlk dedi ki bir tanesi. Dedim ki abi dedi ailevi sorunum var. Dedim ya darlatma beni. Şimdi ders çalışacağım. Abi tanımıyor. Ya beni tanımıyorsun diye mi beni dinlemesi? Tamam dinle peki. Almanya'da. Hamburg'dan ya. Biraz önce. Bak bu gülmeyle alakalı söyleyeceğim. Ondan sonra dedi ki anlat bakalım 21 dakika sürdü. O kadar zamanımı aldı. Abi şimdi bana çare sun dedi. Çare ne biliyor musun Mustafa? Ailenize belki yarar diye söylüyorum. Sen insan sevmiyorsun. Kendini sevmiyorsun, başkasını sevemezsin. Sen kendine değer vermiyorsun. İnsan kendisini sevse, seveceklerini de sever, sevmeyi bilmiyor. Eğer biz seversek kusur görmeyiz. Kusur görüyorsan sevmiyoruz. Muhabbet gözü kusur görmez diyor. Öyle mi? İltifat etsene. Bari diyemiyorsan hanıma eline sağlık ne güzel yemek oldu. Yaptın. Diyemiyorsan bari şöyle de. Galiba çok acıkmıştım da yemek onun için lezzetli. En azından bunu mu? Bunu değil. Bak gelecek akşam yemeğin kalitesini seyret. Ama orada fıtri bir şey var. İnsan hakikaten hanımı dövmek istemiyor abi. Yani insan eşi dövmek istemiyor. Fıtri arası değil dövmek. Bu fıtri mi? Değil. Herkes de var mı abi bilmiyorum yani. Eşini yok, dövmek... Yok. Ben çok seviyorum. Dostlarımı ilk onur eylem. Yok. Eşi derken eşim. Hanımını diyorum abi. Ben de hanım gibi oldu da yani. Hayır abi. Acaba karşı taraf çok şımardığı için veya çok mu motive olduğu için... Yok. Geriler, eşler. Yani bizde bu olmadığı gibi, onlarda da bizim bu tarafımızı oynar kamyon. Al ye lan ye, zıkkım olsun der gibi önüne koysa ne yapalım? O da olabiliyor. Yani boğazına dur. Mesela bir bazı hanımlar var diyor. Tamam mı? Salata yapıyor, hıyar yapıyor ama misafiri sevmiyor, hıyarı doğruyor. Zıkkım yiyesin, ne yapıyorsun? Der, nereden geldi? O zaman yeniyor mu? Demek ki birincisi sevmek. İkincisi iftihar. Üçüncüsü memnun. Acayip bir şey ya. Bir de vefa olsa ama vefa koymamış. Herhalde vefa yok. Vefaya da hastayım Mustafa Hocam. Vefa deyince kim aklınıza geliyor? En vefalı insan. Hazreti Ebu Bekir. Peygamber hariç. Her kim aklınıza geliyor? Vefalı. Ebu Bekir dediniz. Başka? Cenab-ı Allah peygamber hariç. Hayır, Allah ve peygamber hariç vefalı. Hazreti Hatice. Hatice. Başka? O peygamber. He? O da peygamber ama. Yok peygamber değil, Hazreti Hatice dedi. He pardon. He. Başka aklınıza gelen var mı? Üstadın talebelerinden mi bahsediyor? Bana fark etmez. Genel ne kim aklınıza geliyor? Talebe. Orada vefalı yok ki etrafında. Hepsine bak. Vefa, vefada timsah. Tamam, vefalı da ben görüyorum. Tamam da en timsah. Tamam sana göre o. Başka? Ne diyorsan? Hasan abi, kendi hayatımızda olarak gerçekten sen çok vefalı bir insansın. Şey için söylemiyorum. Evet. Allah razı olsun gerçekten. Vefa, vefayı takdir edendir vefalı insan ya. Vefasız insan vefayı ağzına almaz. Allah aldırmaz o ağza. Cömert adam cömertliği konuşamaz. Hakkı yoktur. Sevmeyen adam sevgiyi konuşamaz. Vefa deyince... Allah'ım, bu dershanenin hürmetine
benim alemimde Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a bambaşka bir şey. Vefa. Bambaşka bir şey aleminde. Bu nasıl bir vefa? Herkes aleyhindeyken ilk iman eder. O her şeyle ondaydı. Her şey ona düşmanken o her şeyle ondaydı. Ümre Hac'a gittiniz mi? Hira'ya çıktınız mı? Oraya günde 3-4 defa gider yemek götürür. Ve kaç kilometre biliyor musunuz? 10 kilometre. Normal arabayla 6 kilometre düz. Söylenilen yol patika ve şimdiki gibi araba yolu değil. Nasıl yapıyor? Ve bitmiş de şimdi mesela siyasi bir lider tek kaldı bütün dünya. Bak doğrunun yanında olanlar belli. Öyle bir vefa. Peygamber aleyhissalatü vesselam mukabele ediyor. Bir gün olsa da öldü vefatından sonra da bir gün geçse ki Hazreti Ayşe, Ayşe validem söylüyor. Ondan bahsetmemiş olsun. Ya Resulallah dedi. Bilmana. Ben kız olarak eşim benim ilk. Yani her şeyinde şöyleyim, sana şöyle yaptım. Ama bakıyorum ki Hatice'yi asla düşürmüyoruz. O diyecektir ki herkes benden kaçarken o her şeyi beni onayladı. O herkes bana düşman olurken o her şeyini bana teslim etti. Beni yalanlarken o bana iman etti. Daha bir şey yok. Şimdi iman etmek kolay. 1,5 milyar iman senin imanına teyit ediyor. Adam zayıf ama doğru söyledi. Millet hücum ediyor. Bak kaçıyoruz. Bak benden örnek al. Söylediğim doğru. Söylediğim doğru. O da biliyor doğru söylediğimi. Ama güç öteki tarafta ben tekim, zayıfım. O da onun yanına geçti. Bilmeyerek o da öteki tarafa oldu. İmam Şafii diyor ki düşmanın okunu takip et. O seni dostluğuna götürür. Aynı yere sen de ok atarsan yalandan dem vurma. Sen de o saftasın. Fiilen budur. Hakikate vefa göster. Hakikat bin ol. Ölüm dahi olsa vefalı. Vefalı. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Tahtisi nimetlerinden söylüyorum. Dostlarımı tek tek ziyaret ediyor. Hastasına, cenazesine, düğününe, çocuklarına. Ölüsüne birisine, ölüsüne dua ediyor. Evet. Mesela şehitlere diyorum ki, bak oraya anladı. Bak oradaydım, gene oraya gideceğim. Ya Rabbi, ona, onu sevenlere ve akrabayı taluk adına diye dua ediyor. Ölüsüne dirisine diye. Vefa. Benim için ölmüş. Anladın mı? Benim için memlekete uğraşan siyasi liderimize. Aynı şöyle diyor ya Rabbi. Maddi ve onu ve kadrosunu. Vatan için, din için, mukaddesat için, bayrak için, namus için uğraşanlara. Ya Rabbi. Semavi ve arzi, maddi ve manevi, insi ve cinni, şerlerinden, düşmanlarından, suikastlerinden emin hıfzeyle. Ya hafiz yüzül celalim. Düşmanlarına dehşet, vahşet, evan, panik ver. Onlara kuvve-i kutsiye, kuvve-i ilmiye, kuvve-i manevi ver. Bu vefadır. Dua edebilmek vefa, vefa eşittir. O zaman salavat-ı şerife vefadır değil mi? Vefadır işte o. Allah'a iman etmek vefadır. Allah'ın iyiliğine mukabele etmektir iman. Allah'a iman etmek vefadır. Namaz kılmak vefadır. Salavat getirmek vefadır. Vefanı ödeyeceksin. Vefadır. Vefalı olacağız. Hocam, merhameti de içine alabiliyor mu? Yani? Vefanın içine. Tabii abi. Evet. Demek ki birincisi maddede olup maddeyi değiştiren, anlamlandıran, hiliyi güldüren, bazen hayatımızı anlamsız iken bizi yukarıya çıkaran, bazen olmadığı zaman kuyuya indirip hayatı anlamsız kılıp intiharı seçenek olarak koyan bir tanesi sevgiydi. İkincisi
İftihar et. Üç, memnun olmak. Dört, mesrur olmak. Öyle mi? Evet, mesrur olmak. İftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak. Allahu Ekber. Mesrur. Mesrur. Nedir abi? Sevmek. He? Sevmek değil mi abi? Mesrur. Sevinç duymak. Sınırlı sevinçler diyor. Bak. Şuur, sürurlu. Lugat ve kadercilis. Tabii. Aynen. Çitiyorum. Mesrur, kendin doğanla, kendinle kendin zevk alma. Kendin doğanı uyandırıp ortaya çıkan lezzet hali. O bir lezzettir. O lezzettir. Lahut bir lezzete benziyor. Ben mesela şu anda imanımdan lezzet alıyorum. Siz de aldığınızda yine. Şu, bu dersten lezzet alıyorum. Mesrur oluyorum bu damadan. Yani şu anda inkişaf eden mesruriyettir. Zevktir. O zaman memnun olmak harici, mesrur olmak dahili. Dahili. Hariciyi aktif etmek. Onu tanımlamak. Ödemek. Onun bedeli olarak mesrur olmak. Yani sırda var mı? Memnun oldum beyefendi bana sır ve ot verdiğiniz için. Değil mi sır? Demez. Niçin demez? Sır olduğu için. Sırlar mesrur olmaz. Sırlar teşekkür etmez. Sırlar şükretmez. Öyle mi? Etmez. İnsanlar eder. Hel cezaul minel insan fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Allah Allah. Hel cezaul minel insan. El insan, abid insan. Mesru olmak. Başka? Bu anlattıklarımı ne anlatmaya çalışıyorum? Burada olup, burada olmadığımızı göstermeye çalışıyorum. Burada olup, burada değiliz. Atomumuz, gömleğimiz, cesedimiz buralı. Kalsiyum, magnezyum, uranyum, demir. Buralı. Ama bu biz değiliz. Biz derken neyi kastediyorsan hiçbirisi buralı değil. Burada olup, buralı değiliz. Buralı değiliz. Sorun burada zaten. Buralı olmaya çalışıyorsun ama işte sıkıntı, psikoloji sorun burada başlıyor. Hayatı, dünyayı esas yaptın mı gaye? Hayat reddediyor böyle, çakıyor. Mesrur olmak. Sonra Allahu Ekber. Müferrah olmak. Müferrah olmak, ferah ermek, erdemlik makamı, insan olmak. Bize insanlık verildi, biz insan değiliz. Peygamberler insanlar makamına, insanlık makamına çıkarmak için gelmiş. Kelenamu belumata. Daha aşağıya ne biliyor? İnsanlık bir makamdır. Bab-ı insaniyet, ismi hakimin cilvesidir. Bab-ı insaniyet, bir alem var, insaniyet kürstedir. Oraya insan girecektir. Hak ismi inkişafı nispetinde. Müferrah olmak, insan olmakla erdem ve kemalatının hakikatına ulaşmak. Miraç'ını yapmak. Miraç. Bunlar senin miraç torpidoları. Sen yine bunlar, bu anlatılanlar değilsin. Bunları kullanıyorsun. Bunları kullanıyorsun. Sen kimsin yani? Sevmek, iftihar etmek, memnun olmak. Mesrur olmak, müferrah olmak, bunlar malzemen senin. Seni erdemliğe taşımak için. Ferah bulmak demek, çekirdek, dar, sıkı, karanlık, yalnız olan toprak aleminde ağaç olmak. Müferrahı orada kullanıyor. Ağaç olmak, ötelerde. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, avamın iman ettiğini ve beklediği cenneti havas dünyada şahittir ve yaşar diyor. Ona şahittir, iman ettiğine şahittir ve onu yaşıyor. İmam Ali değil, görmediğim Allah'a ibadet etmezdim diyor. Adam aşmış ya. Alemi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmez diye biz oraya iman ettik.
Adam yakınca, benim arkadaşım, şimdi ahireti cennet cehennemi görse mezarlıktan geçerken Mustafa, ayakları ne olur ya, kemençe gibi çalar ya, böyle Skoda gibi eğilir. Şu mezarlıktan geçerken görsen onları, öteleri görsen ne olur? İmanın artmaz mı kardeş? Korkun artmaz mı? Artar. Bu artmaz diyor. Çünkü orayı görüyoruz. İmanın hayali. Şimdi kalkıp da sen, o da iman etmiş sahabe, ben de iman ettim, İslamsız oldum. Hazreti Ali ile şimdi boyun ölçüşüyor. O niye hata yapmasın? Yapmaz kardeşim, kabri görüyor. Sen kabirdekileri gördün. Hani mezarlıktan geçiyorsun şurada, tarih. Cennet cehennemlikleri gördün. Gidip evde televizyon açabilir misin? O adamlar o hatayı yapamıyor onun için. Çünkü konuşurken, yaparken onları görüyorlar. Ona delilim. Kafiri yatırmış tam keseceği zaman puu diye tükürmüş. Sen ne yaparsın da? Daha dipten keserim. O kesmemiş. Niye kesmedi demiş? Biraz önce Allah için kesecektim. Şimdi tükürdüğün için nefsim karıştı. Onun için kesmiyor. Bu normal adam mı? Böyle bir insan olur bize göre. Hemen abi daha beter çakarsın değil mi? Ha böyle vururken bir de böyle sana vurur. Dilini kesersin abi. Dilini kesersin. Ya. Demek ki bunlar ötelere göre yaşıyorlar. Ötelere göre yaşıyor. Buralı değiliz. Ne yaparsan yap. Biz buralı değiliz. Muferrah olmak gibi manalar ile zat-ı abdestin kutsiyetine ve gınay mutlakına münasip ve layık olmak şartıyla o nevi'den olan şuunatına aydınlık eder. Yani bunlar nedir biliyor musunuz? Allah'ı ne olduğunu insan kendi bu haletleriyle casusluyor Allah'ı. Memnun olmak Allah'ta da var. Sevmek Allah'ta da var. İftihar etmek Allah'ta da var. Muferrah olmak. Ama tanımlayamadığımız, anlamlandıramadığımız bizimkiler işaret ediyor. Şefkat-i mukaddesesi, muhabbet-i münezzehesi, sururu münezzeh, şevk, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-i mukaddese. İftihar var bir de. Burada yok. 24. mektuptan söyledim. Mustafa. En cücüğü koy, en latif duygumu şudur. Soğanın en tepesi şeyin içine koy, pergeli. İçeriden dışarı çıkalım. Şefkat-i mukaddese. Seni ortadan kaldırmış. Anne değil mi? Kendisi yok, çocuk var. Karşılıksız. Şefkat-i mukaddese. Çık dışarıya, bir boyut daha. Aynı yerdeler. Bedenin. Niçin bunlar bizde var da karışmıyor Mustafa? Boyut farklılığı var. Odunda duman ve nur, ısı, ışık var. Veya güneşten gelen foton, ışık tanesinde 7 tane renk yok mu? Niçin karışmıyor? Boyut farklılığında. El merkezde şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya. Ne var? Sürur. Sürur. Sonra biraz da çık. Şefk. Biraz da çık. Lezzet. Sonra memnuniyet, sonra iftihar. Bunları alemimizde uyandığı, yaşadığımız kadar insanız. İnsanı hassalar bunlar. İnsanlığına ne oldu ya? İnsanlığın utansın, yazıklar olsun insanlığına deriz ya. Ha bunlar yaşanmıyor. İşte bunlarla Allah'ı insan casusluyor. Yani Allah'ta da böyle oradan gelmiş ya bunlar cilve cemanlar bir sanat gölge. Allah'ta da bunun aslı var. Bende lezzet var. Allah'ta lezzet-i mukaddesi var. Bende şefkat var. Allah'ta şefkat-i mukaddesi var. Niye mukaddesi diyor? Sadece onun için kullanıyor. Bu bizim cinsinden değil. Bizimkisi çıkan. Bizimkisi nedir şefkat? Cilve, cemal, nakış, sanat. Mesela bak, fark. Bu masayı ben mi yaptım? Kabiliyet değil mi? Marangozluk. Marangozluk kabiliyetin buna benziyor mu? Allah'ın muhabbeti münezzehesi benim marangozluk kabiliyetime, masa muhabbet. Bizdeki muhabbet
bunun gibidir. Peki bu masaya benziyor mu benim marangozum kabiliyetim, istidadım? Onun için karıştırmasın diye insandaki muhabbeti kaynağından ayırsın diye kaynağına muhabbeti münezzehe. Şefkata mukaddes diyor. Kutsi. Katık yok onda. Kutsi. Katıksız. Ama bunlar kişide Allah'ın ismetine kudüsleşiyor abi. Kutsileşiyor insan. Sıra kademesi. Bu yedi tane var oldukça insan kutsileşiyor. Şefkati mukaddese. Mazhar oldukça seni kutsiliyor şefkat. Muhabbet münezzeh. Varlıktan sıyrılıyorsun. Çünkü bu kainatı Allah niye yarattı? Kainatın yani varlığın bir sebebi vücudu muhabbettir. Muhabbettir. Allah sevdiği için yapmış. Beni sevdiği için yarattı Mehmet abi. Seni de sevdiği için yapmış. Sen diyorsun ki Allah'ım beni niye yarattı? Sevdiğim için. Sen bu sevgiye iter mi böyle? Vefasızlık yapar Allah'a iman etmek vefadır. Öyle diyor ya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Nasıl yalan diyorsun? Nasıl şahit olduğun bir şey yok diyorsun? Nasıl tekzip ediyorsun? İnsan. Peki bununla neyi anlatıyoruz? Ahiret nerede? Ahiret nerede? Şefkatin, muhabbetin, sevkin, sururun, lezzetin, memnuniyetin, iftiharın neredeyse ahirette dünyanın orasındadır. Şefkatin sende neredeyse ahirette dünyanın orasındadır. Ahiret oradadır. Ahiret nerede biliyor musunuz? Yortumu ayarladınız. Örtü örtük. Tamam? Örtük. Örtü neredeyse örtülen de orada değil mi? Öyle mi Mustafa? Örtü neredeyse ki ona örtü denmez yoksa altında bir şey boşsa. Örtülen de orada değil mi? Yortumu ayarladınız örtülmüş. Derler ya. Yort nerede? Ay bezi kaldır. Dünya için ne diyor biliyor musun ahirete göre? Dünya ahiretin üzerine tentenili perdedir. Ahiret dünyadadır. Ama boyut farklı var. Şu anda radyo dalgaları yok mu? Niye karışmıyor? Boyut farklı var. Senin aleminde bunları saydık mı? Var. Niye karışmıyor? Şefkat, memnun, iftihar hepsi boyut farklı. Onun için nihayetsizliği koyabilirsin. Boyut farklı. Boyutundan dolayı istediğin şey koyabilirsin. İstediğin kadar Allah demiş insana. Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım demiş. İnsan benim sırrımdır, herkesin bir sırrı var. Ben de Allah'ım, benim bir sırrım var. Benim sırrım insandır. İnsanın da bir sırrı var. Ben de insanım. İnsanın da sırrı, hadisi kutsi. Ben de insanın sırrıyım değil mi? Evet, ben de insanım diye devam ama yani ben de insanın sırrıyım diyor. Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Yani insan da İnsanın da sırrı var, o da benim. O zaman Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'ı merak etmesiyle bizimki aynı değil yani. Değil. Çünkü... Boyut farkı var abi. Evet. En kesif, en camidir. Söyleyeyim. Nur, hava, su, toprak. Hangisi Allah'ın esmasını daha çok iyi gösterir? Toprak. Çünkü en çok orada inkışaf var. En kesif, en cami. İnsan en kesiftir. Cebrail'den de daha cami. En kesif en camidir. Ne kadar zifiri karanlık olursa nur o kadar gözükür. Kardeşim Allah ile insan mabeyninde beyne beyin yoktur. Mabeyn yoktur. Demek. Mesafe yok. Mesafe yoktur. Yani bitişik değildir. Yani ne hemo ozos değildir hemo ezostur. Ondandır o değildir. Ama insan ile Allah arasında bir berzah, bir varlık, bir vasıta yoktur. Ondanız, haşa, o değiliz. Hem o os değildir, hem o ezostur.
Latince mi abi? Bu... Yok. Bu Farsçı da anlaşılıyor. Bu şeyde geçiyor. Latif nüktelerde, Osmanlıca lemalarda. Hem os değildir, o değiliz, ondan. Vahdet-i vücut meselesi. Mesela o ne demektir? Şu. Mesela aynaya bakarsın, gözükür. Yansıt oraya, yansır mısın? Hayır. Güneşi koyun, güneş gözükür. Yansıt, gider. O zaman bu aynadaki güneş, semadaki güneş değildir, ondandır, o değildir. Biz böyleyiz. Bizim donanım, bizim değil. Ondan cilve, cemal, nakşi ve sanatıdır burada. Burada gözüküyor. Peki. Belki mi hocam? 55 seneden beri onu anlattım. Ene, malim. Kimyacı. Adı neydi abim? İbrahim. Ya, ene. Ene'nin vücud haricisi enaniyettir. Ene'nin vücud haricisi enaniyettir. Ene. Kaliteli bir şeyiz lan İbrahim. Yok, düşünüyorum ya. Ben de düşünüyorum. Ruh sana verilmiş, biliyor musun? O zaman ben kimim? Gömlek kullanır gibi. Bak, kalemi sana veriyorum der gibi. Ruh bana giydirilmiş. İman da giydirilmiş ruha. İman da mahluk. 20. söz. İbrahim bari olunuz. Ruhunuza imanı giydiriniz ki maddi ve manevi ruhunuzu yakmasın. İbrahim. Bu duyduklarımız orada hep göreceğiz. Ama dibi yok ha. Ben, ulan bizim de dibimiz yok abi. Yok ki. Yani, ben de onu diyecektim. Evet. En çok kendimi merak ediyorum orada. Göreceğiz. Bununla alakalı bir rüyam var. Bir soru sormaya gidiyorum. Ustad ve talebeleri var. Ondan sonra dibi yok İbrahim. Aşağıda deniz, o koca okyanus. Ağaçlar hafif böyle yeşillik gözüküyor. Yani ormanlıktır diye. Ağaç gözükmüyor da yeşillik. Ama öyle havada ki uzay üstü gibi cam. Ama oturuyorlar, ayakta olan var. Kapıdan girdim, tam ustadın tarafta abiler hepsi. Hemen Zübeyir abi, dur, dur yaklaşma der gibi. Dur, kapıdan girdim, durdum edeme. Hiç konuşmadan diyor ki, niye geldin? Zübeyir abi dedim, ustadına bir soru soracağım. Ustada bir soru. Yani hakkınızı helal edin. Bu mevzuyla alakalı. Denk dibiniz yok diye. Kendimi merak ettim diye. Abi dedim, konuşmuyoruz. Abi dedim, ustada bir soru soracağım. Dur. Durdu. Tamam. Senin sorunun cevabı şöyle yaptın. Şu dağ var ya. He abi. O dağın üstünde bir saray göreceksin. O saraydakindedir dedi. O sarayı çal. Orada senin soruların cevabı oradadır. Saraydadır. Saraydadır. Ondan sonra tamam, hiç şüphem yok. Oradan çıktım, hiç heyecanlanmak yok. Bu nasıl oluyor falan dedi. Gidiyor. Soluma bakıyorum, sol. Sol gelecektir. Allah Allah. Ne keyif ya. Lan cam içindeydiler. Ustad da beni görünce böyle geliyor. Zübeyir abi müsaade etmedi. Ustadıma. İyi dedik. Hürmet eden. Dağa çıktım. Dağın tepesinde bir saray var ki. Acayip. Garip. Allah. Buradaymış sorularımın cevabı. 3 defa. Vurdum. 3 defa vuruyorum. 1, 2, 3. Bir etti. Çıkan yok. Ama şüphem yok çıkacaklar mı diye. 2 etti. Heyecanlı bekliyorum ya. Heyecan olur ya sen şimdi. Bakayım kim çıkacak. Ulan ustada soracağım, senin cevabın orada. Ustad vermediği yer
Ustadın cevap vermediği yer kim olabilir? Ulan korkuyorum dedim yani. Çelestin varsınız abi. He? Çelestin çıktı. Ondan sonra... Hasan Akar çıktı. Öyle mi abi? Siz mi çıktınız içeri? Ben çıktım. Ama o... Gülüyor. Ben vuran... Vuran... Açan... İkisi de... Ben. Benim ikizim. Ben seni yaptım. Öyle. Hasan abi ikiziniz var mı? Var. Var. Ama burada değil. Ötelerde. Bir tanesi yeni birisi de sordu. Abi dedi senin için diyor bir şeyler diyorlar dedi falan. Dedim ne oldu? Yani almaya çok gidiyor da orada çoluk çocuğu var da bilmem ne devlidir. Ya bu, işte bu ya akrabalar. Bayağı diyor falan. Dayı söyle dedi ya. Dayı ya olur mu ya falan. Varmış. Var dedi. Öyle mi dayı ya? Kimse duymasın. Eşim var. Var dedim. Gel söyleyeyim. Dayı nerede dedi. Ahirette. Orada eşim var. Tamam. Burada kesin daha ileri yere giremeyeceğim. Deşit bir yer ya. Burada kalsın. Burala ne anlatmaya çalıştık? Ne anlattık sana? Ne anlattıksa o işte. Ne anlattım da ben de bilmiyorum. Ama iyi şeyler olmuştur zaten. İnşallah. El Fatiha.